Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana kebap, Adana beyti kebap nasıl yapılır onu anlatacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun yapımına başlayalım. Bir buçuk iki kilo yakın kıymamız vardı. Orta yağlı kıyma. Bir su bardağı galeta unu. 2 adet kırmızı kapya biber ince ince küçük küçük doğranmış 1 yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı toz biberimiz var arkadaşlar hepsini ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz üzerine doğranmış olduğumuz ince yarım demet maydanozumuz da ekledikten sonra elimizde bütün malzemeler karışana kadar iyice yoğuralım tamamen bütün malzeme birbirine girmesi için hamur yoğurur gibi yoğuracağız arkadaşlar. Biraz kuru kalırsa üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Biz zeytinyağı ekledik biraz kuru kaldığı için. Ve iyice harmanlıyoruz. Tamamen özdeşene kadar karıştıralım arkadaşlar. Elimizde bastıra bastıra koyu kıvam almasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve birazını biz ayıracağız. Diğer yarısına da acık kullanacağız. Acı pul biber katacağız. Ve çocuklar için ayırıyorum. Üzerine bir çay kaşığı acı pul biber, 4 diş sarımsak ve bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Gerçekten sarımsak ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve toparlıyoruz. Daha sonra yaslı olan demir şişlerimizi mandalina büyüklüğünde alıyoruz. Uçtan arkaya doğru elimizi karbonatlı suyla ıslatıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu işlemi yaparken karbonatlı su kullanın ki e, kıymanız tamamen birbirini tutsun ve hiçbir şekilde ayrılmasın. Aynı şekilde elimizi karmatosudan ıslatıyoruz. Mandalina büyüklüğünde alıyoruz. Şişimizin ucundan önden arkaya doğru ince bir şekilde yayıyoruz. Ne kadar ince yaparsak kebabımız gerçekten o kadar lezzetli olacaktır. Aynı şekilde yassı olan şişimizin ucundan arkaya doğru elimizi ara ara ıslatarak yavaş yavaş yayıyoruz. Baş parmağımızda bastıra bastıra yayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bütün e, e, itimiz bitene kadar devam edeceğiz. E, bu işlem bittikten sonra en az e, dolapta bir saat dinlendirin arkadaşlar ve kıymanız emin olun daha lezzetli olacaktır ve pişirirken dağım olmayacaktır. Aynı şekilde şişlerimize. Kıymamızı yayıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Biraz bizim kıymamız arttı. Onları da daha sonra kullanacağız. Ve pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar mangalımızı da yaktık. Ee, kırmızı kapya biber ve yeşil biber ve domatesimiz vardı. Onun öncelikle onları ııı ee, közleyeceğiz, kızartacağız. Arkanın önüne kızartıyoruz kömürümüzde. Onu hemen bir köşeye alacağız. Daha sonra kebabımıza geçeceğiz. Kebaplarımızı da aynı şekilde dizdik. Evet arkadaşlar. Bizim büyük bir mangalımız vardı. Kendimize özel yaptırdık. Evet arkadaşlar elimizde büyük bir e, yuvarlak e, kapağımız vardı. Onunla arada bir yerlendirerek e, ateşimizin harlanmasını sağlıyoruz ve kömürümüz sönmesin kesinlikle buna çok dikkat edelim. E, zaten hemen e, kızaran e, kebabımızı ters çeviriyoruz kıymamızı. Zaten e, toplam 5 dakika içinde pişiyor. Piştikten sonra yanımızda bulunan lavaş ekmeğimize arasına alıyoruz ve yağının tamamen ee, ekmeğe bırakmasını sağlıyoruz arkadaşlar en lezzetli yeri orası ben orasını sizlere çekemedim ee, karanlık olduğu için ortam sadece fotoğraflarını çektim gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar mutlaka bu tarifimle deneyin Evet arkadaşlar 5 dakika bittikten sonra sunumuna geçeceğim Evet arkadaşlar servise hazır ben orasını çekememiştim servis sersedikten sonra çektim. deneyecek arkadaşlar Şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın Allah'a emanet olun.